takımımla bir kez daha finaldeyiz. Keyfim çok yerinde. Mis gibi yarıştık. Bileğimizin hakkıyla kazandık kocacığım. Ama kendi takımımmış gibi tepe tepe kullanabilirsin. Hayır, ben düşündüğümde gerçekten iki takım da çok iyi yarıştı. Çok dişe diş kalakan bir mücadele. Hakikaten üzüldüm de eğlenmelerine ama sizin kazanmanıza da üzülemedim. Çünkü çok iyi. Siz de yarıştınız. Dolayısıyla bu güzel ekiple finale geldiğim için ben de mutluyum. Aynı zamanda buradan sonra acilen tiyatro oyununa yetişecekler. Bu vefakar ve cefakar hareketiniz için teşekkür ederiz. Şu an nerede oynuyorsunuz bu akşam? AKM'de. Richard merkezinde. Richard da mı oynuyor? Evet. Şu an Richard'da mı gidiyorsunuz? Evet. Ha, orada da oynuyorsunuz. Aynen. Evet. İstanbul'daki peki, bütün prodüksiyonlarda bu ikisi oynuyor. Hepsinde vardı. Richard'da oynuyorsunuz. Ama sen sizin cinayete gidiyorsunuz. Yok sadece. Hayır, biz gitmiyoruz. Biz eve gidiyoruz. Siz eve gidiyorsunuz. Tamam. Sette cinayet de var. Sette cinayet. Ama beraber oynadığımız. Evet, beraber oynadığımız. Evet. Dada'da. Dada'da oynuyorsunuz. Murat'ta bizim ayrıca Richard ve Amadeus var. Amadeus'ta da oynuyorsunuz. Amadeus'a geldin değil mi sen? Amadeus'a gelmek istedim, gelemedim. Ama gelemedim. Yani aslında Richard gittin mi? Yok çok. Hayır biz rezervasyon yaptık. Richard'a çok gitmeyeceğim evet. Bilemedik. Tam biz sizi davet edelim. Evet falan. Hepsine gelmek istedim. Ama gerçekten hepsine gelmeye niyet edip gelemedik çünkü sette cinayet. Türkiye'nin en büyük prodüksiyonları evet. ikisi de olmanız harikaymış. Gelip burada sizi mutlaka izlemek güzel. İstiyoruz. En kısa zamanda da oyunlarınıza da bekliyoruz. Seyircimizi özellikle takip edin. Yani ayrı bir bütün bu oyunların olduğu bir tiyatro grubunun adı yok değil mi? Yok, her yok. Oyun farklı. Tabii tabii. Hani bir kumpanya adı yok ortada değil mi? Yok. Bizim oynadığımız eğlenceli cinayetler kumpanyası. Evet. Tam sette cinayet oynuyoruz. ECK sette cinayet var. ECK metres var. Heh, tamam. Ben de Güven Crash'la iki kişilik evet. oyun oynuyorum. Evet, yatak odası sırları diye madem tiyatro tanıtıyoruz. Tabii ki. Zaten onun için özellikle evet. Programı onun için yapıyoruz. Ya, biraz tiyatro ekiplerine destek olalım. Teşekkür. Biz de kendimizi tanıtsak ya birden. Bizim İstanbul'da ne zaman? Ne zamandı? O söyleyelim ya. Unicol'de oynayacağız ilk defa. Evet. 8 Mayıs'ta çift terapisi Unicol'de bekliyoruz İstanbul'da olanları. Şimdi finalimize konsantre olalım. Olalım evet. Oluyoruz. Şimdi 4 tane sorumuz var. Birinci soru sana geliyor. Çünkü takımımızın kaptanısın. Güzel bir başlangıç yapacaksın. Değil mi Murat? Adam gerilmemişti yine gerdim yine ya. Yine gerdim. Sakin. İnşallah Merve'den. Çok sakin. Pat diye cevap verecek. Merve ne cevap verecek ya bayılacak. Bir final diliyorum. Şöyle kalıyormuşum. İkinci soru Merve senin için. 2 cevap var. 3. soru sizin için. 3 cevap var. 4. soru sizin için. 4 cevap var efendim. Güzel bir inşallah. Ona kalan durumu var. Var ama orada Hababam sınıfında bizi yükselttin Yiğit yani bence. Tabii. Şu an uçuyor evet, musun? Soruya o kadar bağlı ki soruya yani ne geleceğine o kadar evet. bağlı ki. İstersen sen başla sen. Evet hadi gibi. İlk soru benden gelsin. İlk doğru cevapta direkt 10 bin lira kazanıyorsun abi. Hazır mısın? Hazırım. Gelsin sorumuz. Nokta nokta öğretmenlerin puanladığı bir şeydir. Cevabın baş harfini görelim. S. Sınav. Sınav. Doğru 10 bin lira. Evet. Ben dedim size. Bravo. Şimdi ikinci soru. Evet. İki tane cevap var. Gelsin tamam. ikinci sorumuz. Noel Baba denince akla nokta nokta gelir. Baş harflerinizi alalım. Yeni yıl. Yeni yıl. Hediye. Hediye. Bravo. Hediyeler. Evet, 30 bin liranız oldu efendim. Şimdi baraj sorusuna geldik. Bas. Üçünü de direkt. 5, 4, 3. Evet, 3 tanesini bilirseniz 60 bin liranız oluyor ve barajı geçmiş oluyorsunuz. Hazır mısınız? Çok. Gelsin bakalım. 3 cevaplı sorumuz. Düzenli olarak kesilmesi gereken şeylerden biri nokta noktadır. Neleri keseriz? Cevapları görelim. Süremiz başladı. Saç. Saç. Tırnak. Tırnak. Süper. Çim. Çim. Bravo. Bravo. Valla çim bence çok, zor cevap. Evet. Benim çok gelmedi zor. Aklıma bu. Evet. Çim bana da gelmedi. Ben pasta yemek için hazırdım. Nasıl bekliyordum? Nasıl bekliyordum? Evet hiç sekteye uğramadan 60 bin liranız oldu. Barajı da geçtiğiniz için süper final oynama hakkı da kazandınız ve 4. soruya gidiyoruz. Hadi evet. bakalım. Pas hakkı yok artık zaten 4. soruya geldik. Evet. Haydi bakalım gelsin sorumuz. Bahar mevsiminin geldiğini anlamamızı sağlayan şeylerden biri nokta noktadır. Baş harflerimizi alalım. Polen. Polenler. Aa.
Bahar gelince neler olur çevremizde? Oh. Çiçek açar. Çiçek açması süper. Pas. Murat sendeyiz. Gerginlik geliyor. Gerginlik. Pas. Hazır değildim. Bahar gelince ne olur böyle çiçekler açar? Pas. Benden. Kara sinek. Kara sinek. Mantıklıymış. Yiğit. Ah, bu... Pas. Pas, pas. Pas. Cemre düşmesi. Cemre düşmesi. Bir tane daha. Aman. Çok az saniyemiz kalmış. Ne o ya? Bulabilirdik aslında. Cemre düşmesini biraz da erken bulsaydınız bence çıkardı. Bence evet. De çıkardı. KS. Ama bende hala çıkmadı bu arada. KS var mı ki secde? Kuş sesleri. Kuş sesleri. Ay. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Vallahi öyleymiş. Şu an süper finale kaldınız. Yani kalabilirsiniz. İsterseniz süper finalde biriniz yarışabilirsiniz. Bir tane soru oluyor. Tamam. 7 tane cevabı oluyor. İçinizden birini seçiyorsunuz. Yarışır mısın? Bence sen oynayın. Şu an 60 bin liranız cepte. Tamam. Süper finale oynuyorsunuz. 7'sini de bilirseniz 60 bin lira 120 bin lira oluyor. Eğer bilemezseniz 60'da 30 bine dönüşüyor. 30 bine düşüyor. Budur. Yani karar sizin, buyurun. Hiç süper falan oynayacak bir şey zeka pek göremiyorum. Hani? Ya ben oynarım diyen var mı aranızda mesela? Ben güvenmiyorum kendime. Ben de güvenmiyorum şu an. Ben birini buluyoruz, ikincisini bulamıyoruz. Ben de diyorum. Ben de. Yedi tane tek başıma çok zor geldi. Evet. Bir tık zor. Bende yok. Bende evet. De yok. Bende de kalmadı. Tamam. Selam verip çıkalım. Tamam. O zaman tamam. Sizi oyununuza da yetiştiriyoruz. Tam bizden 60 bin lira kazandı bu zehir ekibi. Alkışlıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Geldiniz. Bizi kırmadınız. Güzel hep birlikte eğlendik, öğrendik. Keyiflendik. Yine ben kazandım. Merve'nin hırsını gördük. Efendime söyleyeyim. Benden hırslı. Merve bir tek seni gördüm. İnanamıyorum. Gerçekten. Ya. Aa, çok güzel. Çok iyiydin. Yani iyi bir hırs. Güzel yarıştın. Ekibi tetikledin. Gerçekten. Sonda güzel. Kaybedebilirdik. Senin sayende yükseldik bence son soruda. Bak sonda o evet. Enerji önemli. O fotoğraf şey var ya. Bilsinler ya. Evet. Bunu da bilsinler ya. Orada ortalık karıştı. Oradan bir aldı. Buraya vurdurdu bizi. Evet. Oraya şey yaptı ve. Demek işe yarıyormuş. Yaradı. O kadar bağırdınız. Demek ki ekranda işe yarıyor. Evet. Bir ama bir de yani. Kendi takımında da şimdi şeydi, bize fırsat vermiyor. Deyimlerde şov yaptın. Evet. Böyle mi anlatılır? Kahrolun gidin falan. Aynı anda birçok şey yapabilmelisin. Yani bu kadar anlatıyoruz bari hocam. Burada Merve'den kesitler verelim bence. Kancaya gelmek. Kancaya oltaya gelmek. Kancası. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Bak oraya doğru gidiyorum. Kulağından, ağzından girip kulağından çıkmaz. Bak bunu anlatıyorsun şu an mesela. Dur bir sus. Acaba hangi dilde ne geldi? Şurada bir öpsen şunu anlayacağım. Ne anlayacaksın? Sevgili olabiliriz. Eli işte gözü oynaşta. Abi böyle anlatılır mı? Ağız burunla bu gözünü sevdiğim canım arkadaşım. El göz oynaş. Şimdi ben anlatayım demiştin. Bunlardan olmadı. Evet. Onur'u ben söyleyeyim mi? Hani bence söyleyelim yani haklarıdır. Kazandık mı kazandık. Kazandık. Harika bir yarışma geçirdik. İyi ki de geldiniz. Evet. Gerçekten çok eğlendik. Bugün de Cevap Ver Türkiye'nin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.